Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle biliyorsunuz bana hediye sukulentlerim gelmişti. Onların dikimini yapacağım. Bazılarını şuralarda boşluklar gördüğüm yerlere ilave edeceğim tabii ki. Biliyorsunuz yine böyle ufak tefek kayıplarım oldu. Ve haliyle de bunları da almışken böyle sizlere direkt göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz askıda gösteriyorum hep. Ben de bunları böyle sulama dışında almamaya çalışıyorum. Yani alamıyorum. Şunların renklerini şöyle yakından görmenizi istiyorum arkadaşlar. Böyle fazla da uzamadan hemen işleme geçeceğim de sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Şu güzelliklerini yakından şöyle görün. Boşlukları zaten fark ediyorsunuz. Bakın bu da burada. Daha tam rengini vermeden bir de çiçek tomurcuğuna durmuş. Aldığımda fark ettim yani. Dedim bir renklenseydin önce çiçeğe niye kendini güç verdin? Rengini alsaydın keşke diye de düşündüm yani. Bu şekilde arkadaşlar o kadar güzel olmuşlar ki. Bunlar benim mutfak camımda asılı biliyorsunuz. 4 tane saksı var askılı saksı. Onları şöyle aldım arkadaşlar. Şu renkler o kadar güzel duruyor ki. Bir de güneş yansıyor. Şöyle göstereyim sizlere de yakından. Bakın burada da boşluğumuz var. Böyle detaylıca göstereceğim. Şimdilik şöyle bir görelim. Ondan sonra da arkadaşlar kalan boşlukları değerlendirirken zaten yakın şekilde göstermiş olacağım. O kadar güzel duruyor ki. Havalarda serinledi ya renkler de iyice kendini belli etmeye başladı. Bu şekilde arkadaşlar bunlara doyum olmaz. Bunlara bakmaktan işimizi bile bırakıyoruz gerçekten. Şimdi hemen dikim aşamasına neler yapıyoruz onlara geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu türlerim var benim. Şurada zaten pikruzu tamamen ayırdım. Bu şekilde böyle konumlandıramam diye. Bir tanesini de arkadaşlar şuraya koydum olur mu diye de bakar mısınız? Hep böyle parçalara ayırdım aslında. Hani dikimi daha kolay olsun benim için ve en güzel konumu aslında yerleştirebilmek için haliyle ayırdım. Şimdi şöyle saksıları tek tek alacağım arkadaşlar. Saksıyı bu şekilde böyle ayarladım. Şurada bir boşluk var arkadaşlar. Bakın burası. Burada benim rainbow değil, raindrops. O gitti. Biliyorsunuz bahsetmiştim. Kökte gördüm ama bir yandan da hala çürümesi devam ediyordu. Orayı da temizledim. Ama yani pek ümidim yok gibi. O yüzden hemen onu yerinde buraya tahsis edeceğim arkadaşlar. Bu da suyon fril. Şöyle çok güzel. Şu kadraja da şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar benim bahçem. Yani şuralar hemen şöyle gözüküyor ama evet şu kadar. Bunu da hemen buraya böyle ilave edeceğim. Böyle ben gece yağmur yağmış. O yüzden ihtiyacı olmayan bütün saksılarım arkadaşlar güzelce de yağmış yani çiselememiş. Bildiğiniz güzel güzel topraklarını ıslatmış aslında tekrardan. Artık ne yapalım dedik. Yapacak bir şeyim yok yani o saatten sonra. Tabi sabah kalktım kapattım üzerlerine ama yine yağış devam edecek bir hafta boyunca İstanbul'da. Meteorolojide baktım tabii ki sonrasında. Bayağı uzun uzun yağacak. Şu anda güneş var bugün. İşte bugün belki dedim biraz daha hani kururlar. Şöyle güzelce. Kururlarsa işte artık bir haftada yağmurdan korumaya çalışacağım. Çünkü suya ihtiyaçları yok. Yani doygunlukları gayet güzel arkadaşlar. Ekstra ekstra suya ihtiyaçları yok. O yüzden mecburen bir hafta boyunca çok dikkatli korumam lazım. Çünkü şu anda bile çürümeler olabilir saksılarımda. Bu suyon frilini buraya aldım arkadaşlar. Şimdi hangilerini alıyorum hemen onu göstereyim. Şöyle yavaşça kaldırayım. Tabii tekli dikeceklerim de var. Sadece şimdilik bu aralara neler koyabilirim? Bu boşluklara hangileri sığar? Onları koymak istiyorum. Şöyle yapayım. Tabii güneş var ama biraz karanlık çıkıyor arkadaşlar. Şuralara ne ekleyebilirim? Şimdi burada iki tane boşluk var. Aslında bu da buraya olabilir ama saksılar
çok sıkışık olduğu için, birbirlerine de değdiği için arkadaşlar biraz tereddüt ediyorum yani büyümelerini ayarlamak için. Şöyle bir düşüneyim. Şöyle bir baktım hangileri sığar diye. Şu Pikruz'un gövdesini gördüğünüz gibi gövdeli bir şekilde iki tane yavrusu var. Onu bu araya şöyle iliştirebilirim diye düşündüm ve onu yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi yağmur yağdığı için toprağın biraz nemli. Hala yani nem oluştu bazılarında haliyle. Bu da şöyle dursun. Şöyle kapatalım tamamen köklerine. Şöyle. Orada tutunur zaten. Hiçbir su vermeyeceğim. Şuralarından zaten yeni yavrular verir. Bu böyle dursun. Şöyle alalım yavaşça. Şimdi buraya da şu boşluğa da şuradaki pikruzu sığdıracağım. Bu da böyle sarkarak yoluna devam etsin diye düşünüyorum. Şöyle güzel olur yani şöyle durduğunda. Dediğim gibi toprağım yine nemli. Şöyle hafif açalım. Kökleri de var. Bunu güzelce buraya böyle sığdıralım ki güzelce büyüsün. Büyüdükçe aşağıya doğru sarksın istiyorum. Öyle düşündüm. Görüntü biraz karanlık çıkıyor galiba arkadaşlar. Çünkü güneş geliyor gidiyor yani. Üzerlerinde de böyle şu anda sukulentlerimin su damlaları var. Almışken onları da tabii ki temizleyeceğim. Bu pikruz da burada olsun. Büyüdükçe dediğim gibi aşağı doğru zaten biraz meyilli duruyor saksılar. O da o şekilde yön alır diye düşünüyorum. Şu kenarındaki Albert. Zaten zamanla böyle biliyorsunuz yapraklar kurutuyor ve gövdeyi açıyoruz. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Bakalım şimdilik böyle düşündüm. Nasıl olacak devamında ben de göreceğim. Ona göre yerlerini değiştiririm arkadaşlar. Şunu da şöyle göstereyim. Şöyle. Buraya da tam şuraya arkadaşlar bu türümü ekleyeceğim. Ama bunda şu anda böyle taze bir kök yok ve toprakta nem var. O yüzden bir risk olabilir diye. Yani ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz. Onu da buraya ilave edeceğim daha sonrasında. Biraz toprak kurusun diye bekliyorum. Yağmurda güzelce ıslanmış o da. Yani hepsini böyle yerini ayarladım aslında gözümde. Şimdi şöyle çevirelim. Görüntü böyle daha net oldu. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi buraya bu türümü dikeceğim hemen bersek. Bu bersek yatak odasındaki sukulentlerden biri bu tür için feragat edecek arkadaşlar. Öyle düşündüm. Bunun tam böyle güzelliğinin yansıması için daha çok güneşte durması tabii ki daha iyi olacak. Toprağım her zamanki gibi kaktüs sukulent toprağı. Üzerine solucan gübreleri ilave ettim. Şunu şöyle güzelce köklerini alalım arkadaşlar. Bu tam da tam buna göre oldu. Şöyle güzelce kapatayım. Artık bakalım hangi saksıyı eleyeceğim oradan. Yani eleyeceğim derken başka yere transfer edeceğim. Bizim de böyle işler bitmez gerçekten. Onu oradan alıyoruz, bunu buradan alıyoruz. Yine o telaşlarımız başlayacak. Yazın ayrı biliyorsunuz, kışın da ayrı. Tamamen evet kökler yerleşti. Şimdi şunu da şöyle alayım. Buraya da görüntü güzel gözüküyor evet. Buraya da şöyle ortada kalan bazı türleri ortada derken biraz daha böyle gelişimleri özellikle gözlemlemek istediklerimi şöyle şuraya dikelim. Bu tamamen kuru bir toprak şu anda. Hazırda olan toprağım. Şunları da şöyle alalım. Ben böyle biraz hani belki sizlere hani dersiniz incik cincik uğraşıyor gibi ama arkadaşlar gerçekten de öyleyim yani. İncik cincik uğraşıyorum ben biraz. O yüzden kusura bakmayın. Başka buraya neyi dikecektim? Evet. Şurada afterglow var yavru. Yani yavru derken işte çelik. Onu da şuraya alayım.
O da burada bir yanında dursun şimdilik. Zaten önümüz kış. Bunlar böyle bakalım büyüyecektir zaten biraz daha. İlkbahara kadar idare etsinler diye düşünüyorum. Bunun burası çok taşlı oldu. Şöyle yapayım. Bayağı geçirgen bir toprak olduğu için. O tarafı beğenmedim. Çok sert geldi orası. Ya da durdursun. Şöyle geri koydum arkadaşlar. Bir de içime sinmesi var yani. İçime sinmiş olması lazım o durduğu yerde. Yoksa içim rahat etmiyor. Bu da burada köklensin böyle bu şekilde. Bir de buraya şöyle reisi onu ilave etmek istiyorum. Onu da şöyle alalım. Yavrusu da olduğu için sıkıştırmasınlar birbirlerini. Bu şekilde. Buna tarçın sürmeyi unuttum. Şöyle hemen batırayım. Şöyle tamam. Geri koyduk. Burada kök salacak zaten. Evet kökleri var ama hemen sulama yapmayacağım. Tamamen kuru bir toprakta tutuyorum şu anda. Bir de şu türüm var aslında. Evet. Bunu da burada dursun bence. Şöyle dursun bakalım. Evet. Güzel oldu. Bir de şu var. Evet. Kalonşa fantastik yavrusu. Bu zaten bolca tarçınlanmış. Biraz da ben tarçınlıyım. Onu da şöyle koyalım. Şöyle ortaya alayım onu. Yeni kökleri var ya zarar gelmesin diye. Ben de var ya o kadar çok böyle teferruata takılıyorum ki. Yapım böyle. Evet, güzelce kapatıyoruz toprakla. Bütün olsun. Benim aslında şurada birkaç tane daha türüm vardı. Buraya ekleyecektim köklenenlerden. Evet, buldum saksının ardına kalmış. Şu Pink Clover. Bir de şöyle Yeondeon arkadaşlar. Bunları ben tepeçeliklerini almıştım. Bu henüz köklenmemiş de bu güzel kökler vermiş. Yine bunu da buraya alacağım. Zaten hemen sulama yapmayacağım. Bunları aynı zamanda kesmiştim. Ona rağmen bu köklenmiş, bu köklenmemiş. Cinsine, türüne göre değişiyor köklenme hızları da. Ama o da yakındır yani. O yüzden onu da buraya alacağım. Şimdi şunu şöyle güzelce o yeni oluşan köklerini toprakla buluşturalım. Şuraya da hemen Yeondeon koyalım. Şu şekilde böyle. Artık toprakla buluşsunlar yani. Bu şekilde küçük bir şey, bir aranjman oldu aslında. Bunu da buraya alacağım aslında şimdilik. Daha sonra undulata var ya onun yanına ilave edeceğim bu türümde arkadaşlar. Çünkü bunların köklenmesi çok geç oluyor. O yüzden şimdilik şurada kuru toprakta durmaya devam etsin. Açıkta kalmasın en azından. Şöyle alacağım yani geçici olarak toprakla buluşturdum. Şimdi şeylere geçebiliriz. Bu beyaz saksıma da Aeniumları ekleyeceğim. Zaten bir tanesi köklü. Diğerleri ne zaman kök verir bilmiyorum. Şöyle bir solucan gübresini karıştırayım önce. Şu biliyorsunuz köklü arkadaşlar. Yeni geldiğinden beridir yine kökler verdi maşallah diyeyim. Bunu direkt şöyle ortaya alayım. Kenarlarına ya da şöyle kenara. 3 tane dikeceğim. Buraya. Bu köklü olacak. Diğerleri köksüz. Şöyle. Köklenmesi devam edecek. Şu iki tanesi de köksüz. Bunlar özel tür arkadaşlar. Bunlar böyle çok çabuk köklenmiyor. Hani uyku dönemleri uyandılar artık. Hani uyku dönemlerinden ama yakın zamanda verecektir. Tabii bu köklü olduğu için buna sulama yaparken bunları çıkartacağım buradan. Tarçını unutmaya başladım. Şöyle söyleyeyim, buna nasıl bir yol izleyeceğim. Bunlar köksüz olduğu için mesela buna sulama yapacağım artık. Bunun sulama ihtiyacı başlayacaktır. Ama bunlara su değdirmeyeceğim hiçbir şekilde. Sulama yapacağım zamanlarda
Artık bunlar ne kadar sürede köklenir bilmiyorum. O zaman çıkartıp bakarım. Şöyle bakıyorum ki kök geliyor mu diye. O zaman çıkartıp bakarım. Kök yoksa hemen çıkartacağım. Şöyle toprağın yüzeyinde geri bırakacağım arkadaşlar. Toprak kurumaya yakın tekrar dikerim yani. O şekilde bir yol izleyeceğim yani. Çünkü köksüz olan gövdeye su değdirmeye gerek yok. Şöyle dursun bakalım. Evet. Şöyle. Topraklı bütünleşmiş oldular. Çok da tatlı duruyorlar. Şurada açıldım mı ne güzel olacak var ya. Şimdi bunu da alıyorum. Şimdi buraya da pikruzları düşündüm. Bir köklensinler burada bakalım. Şöyle. Bunlar bayağı çünkü büyük. Şu anda tamamen köksüzler. Şöyle aslında biraz uzaklaştıralım. Köksüz oldukları için şöyle bir köklensinler burada. Ben bunları kestim hep dediğim gibi. Bir de bu. Bu da köksüz. Bunlar burada böyle büyümeye, yani köklerini salmaya devam etsinler. Sonrasında inşallah bir yer ayarlayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizler istedikten sonra ufacık alanlarda bile çok güzel yerler buluyoruz yani. Bu da bu şekilde dursun. Hemen bir fikir değişikliği yaptım ve bu agaveyi burada tek başına büyümesi için bırakacağım. Oraya başka bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ben böyle tabii öncesinde ayarladım neyi nereye dikebilirim diye bu saksıları aldım zaten yanıma. Ama ister istemez tabii ki dikince öyle olmuyor yani. İnsan görünce o olmadı diyoruz haliyle diktikten sonra. Şuraya hemen bir toprak ilavesi. Şuralara. Bunlar da benim emektar saksılarım. Şu küçük olan. İlk sukulent bakmaya başladığımda bunlardan almıştım. Ne acayip. Şimdi de böyle bazen ufaklı tefekli türlerimi özellikle hani dikkat etmem gerekenleri böyle alıyorum. Bu küçük kare saksılarıma dikiyorum. Sukulent almaya başladığımda ilk bu saksıları almıştım. Küçük küçük dikiyordum. Şekilde böyle dikelim. Tamam. Bunlara da hemen su vermeyeceğim. Toprağım kuru zaten. Bakın burada güzel güzel olur o da. Hemen oraya ne dikiyoruz? Siz de böyle bekletiyor gibi oldu ama. Şu arkadaşlar. Bu Echeverya'yı. Şunu bir alayım. Bakalım o da burada dursun. Şöyle. Daha henüz bunların da bunun da kökleri yok. Kuru toprakta dursun zaten. 2-3 gündür hava alıyordu. Evet. Dikim işlemlerini bitirdim. O da geçici olarak burada dursun. Dikeceğim saksı kuruduğu gibi bunu da hemen oraya ilave edeceğim. Bu şekildeler. Zaten en az bir hafta su vermeyeceğim yine. Güzelce kök salsınlar arkadaşlar. Pikruzlarım da burada. Bu da açıkta kalmasın. Toprağı kuruyana kadar gideceği yeri burada dursun bakalım. Bunları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu Sedum clavatum. Bakın yine çiçeğe durmuş. Şurada hemen size şunu da göstermek istiyorum aslında. Bu benim çiçek sapıydı geçen işte en son açtığında. Bakın şurasında yavrusunu verdi. Şöyle bakayım gözükecek mi? O çiçek sapını kesmemiştim. Böyle sadece ucundaki tomurcuğu kopardım. Bakın buradan da yavru vermiş. Şu bir yerden bir tane daha geliyor gördüm. Bu şekilde duruyor. Bunlar da. Bu zaten şu netlemede de bir sıkıntı oluyor. Suyon feril gördüğünüz gibi zaten toprağı şu anda ıslandı yağmurla ya. Oradaki böyle nemle zaten su ihtiyacı da var artık. Güzelce kök verdiği için orada hafif hafif tutunsun arkadaşlar. Tabii bir problem olursa gözlemleyeceğim haliyle. Şu bayağı bir ortasını açmış gibi gözüküyor. İnşallah bir problem olmaz. Suya ihtiyacı yokken tekrar su aldı. Malum. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara bakmaya doyum olmuyor. Her defasında. Böyle hazırda böyle almışken sizlere de buradan daha yakından göstermek istedim aslında. Bu şekildeler. Şu gördüğünüz gibi piyaçlar çok ne güzel renkler almaya başladı.
Şurada da var bir tane. Bakalım şöyle büyüyecekler artık onlar da. Şöyle yakından sevelim istedim. Buradaki bronzem çok güzel olmaya başlamış. Bu biraz daha farklı bir bronze. Öyle biliyorum. O yüzden bundan vazgeçmemiştim. Yani buraya dikmiştim. Güzelce konumunda güzel renklerini alsın diye. Bunu da buraya diktim. Tabii buna destek koyacağım arkadaşlar. Çöp şişle şöyle hani gövdesine destek yapacağım. Ki tutunmadığı için düşme olmasın diye. Şunlar ghosti. Bakın hep yapraktan aslında büyütmüşüm. Şurada da var ghosti. Bu da ghosti. Bunlar sadece pikruz. Çünkü pikruzdan böyle daha henüz yavrularım minik. Bu ghostiler hep gördükleriniz hep renklenmiş. Çok güzel duruyorlar arkadaşlar. Neyse ki şu yakutlara güveniyorum. İnşallah fazla suyu içer diyelim. Bu şekilde buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.